Sayın Genel Başkanım, kıymetli misafirler, hepinizi Yüce Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Hüdapar olarak geride bıraktığımız yıllarda bıkmadan, yorulmadan yaptığımız işlerin ve gelecekte yapacağımız işlerin ülkemiz ve halkımız adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Partimizin kuruluş tarihinden itibaren hakkı ve adaleti merkeze alarak toplumumuzun maddi ve manevi değerlerini koruma ve geliştirme yolunda yoğun çaba sarf ettik. Sarf etmeye de devam edeceğiz. Aile toplumun en temel yapı taşıdır. Kadın da anne, eş ve kız çocuğu rolleriyle ailenin en önemli parçasını oluşturur. Bir toplumu ihya etmek ancak kadının da katkısı ile ve arzusu ile mümkün olur. Bu anlamda kadın bir dekor, bir süs eşyası değil, toplumsal rolleri olan, kendine özgü sorumlulukları olan ailenin ve toplumun kurucu unsurudur. Bilmek gerekir ki dünyada hiç kimse Allah'ın kadına verdiği değerden daha iyisini kadına veremez. Bugün Allah'ın kadına tanımış olduğu bu haklardan kadın ya mahrum edilmekte ya da toplum tarafından bir lütuf olarak sadece bir kısmı ikram edilmektedir. Bugün kadın konusunda ne batı ne de doğu insani anlamda bir standart yakalayamamış ve her yönden istismara müsait bir zemin oluşturmuştur. İslam'ın adalet eksenli yaklaşımı benimsenmediği takdirde kadınla birlikte toplumlar büyük yaralar alacaklardır. Nitekim mevcut tablo bunun da çok uzak olmadığını göstermektedir. Kadına yönelik şiddet bugün küresel çapta dünyanın bir gerçeği olarak karşımızda durmaktadır. Bu şiddet coğrafyalar ve kültürler arasında şekil değiştirmekte. Kimi zaman karşımıza istismar, kimi zaman ise fiziksel baskı olarak çıkmaktadır. Kendi toplumumuz da dahil olmak üzere kadının şerefli bir varlık olarak dek kabul edilmesinde ciddi problemler yaşandığı görülmektedir. Bu da kadının belli rollere sıkıştırmakta, kadının düşüncesine, duygularına, hassasiyetine ve ihtiyaçlarına verilen önemi ve değeri azaltmaktadır. Kadın her şeyden önce yaratılış mucizesine aracılık eden, ev kuran, nesil yetiştiren, nesil terbiye eden kutsal bir vazife icra etmektedir. Kadın bunu yaparken bir yandan ilim öğrenmenin zorluklarıyla, bir yandan çalışma hayatının olumsuz dayatmalarıyla, bir yandan da ailenin ağır sorumluluklarıyla karşı karşıyadır. Kadının hakkını teslim etmemek apaçık bir zulümdür. İslam zulmü açık bir şekilde yasaklamaktadır. Bu açıdan herkesin evine, işine ve ailesine bakış açısını insani yönde değiştirmesi kaçınılmaz bir emirdir. Hiçbir ferdi, hiçbir ferde üstünlüğü
de haddi yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Kadına yönelik şiddet eylemleri bugün toplumun derin bir ahlaki rehabilitasyon ihtiyacını gözler önüne sermektedir. Fiziksel şiddet veya aşağılayıcı davranışlar insan onurunca kabul edilebilir olgular değildir. Kadına yönelik şiddet hem hukuki, hem ahlaki, hem de sosyal bir sorundur ve apaçık bir zulümdür. Evlilik içerisinde yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde usul bellidir. Bu usullere aykırı davranış Allah'ın razı gelmeyeceği davranışlardır. Bugün kadının karşılaşmış olduğu temel problemlerden bir diğeri çalışma hayatındaki ayrımcılıklardır. Kimi zaman eşit işe eşit ücret alamama olarak karşımıza çıkmakta, kimi zaman da kadının fıtri durumları göz önünde bulundurulmayarak hakkaniyete aykırı bir tablo oluşturulmaktadır. Kadın elbette eğitim aldığı alanlarda çalışmak ve kendini geliştirmek ister. Bununla birlikte kadınları çalışma hayatına zorlayan nedenler de unutulmamalıdır. Özellikle ekonomik istikrarsızlığın geçinmeyi zorlaştırması, büyük şehirlerde ailelerin tek maaşla geçinememesi kadını çalışmak zorunda bırakmaktadır. Çalışma hayatı hem aile bağlarını yıpratmakta, kadının çocukları üzerindeki etkisini ve rol model faktörünü zayıflatmakta, bekar olanlar içinse aile kurmayı geciktirmektedir. Bakın, burada eleştirdiğim şey kadının çalışması değil, çalışma şartlarıdır. Bu şartların düzelmesi aile bütünlüğü açısından çok daha verimli koşullar oluşturacaktır. Kadınların fıtratlarına uygun şartlarda çalışabilmelerine yönelik istihdam politikaları mutlak surette hayata geçirilmelidir. Bununla birlikte kadını dışarıya mahkum etmek ve evinden uzaklaştırmak toplumun ancak zararına olacaktır. Ancak zararına olacak bir politikadır. Devlet özellikle ev kadınlarına ekonomik haklar tanımalıdır. Çalışma hayatı kadına bir dayatma olarak değil, bir tercih olarak sunulmalıdır. Ev hanımlığı ve çocuk yetiştirmek dünyanın en zahmetli ama aynı zamanda en şerefli işlerindendir. Sabahın erken saatlerinden başlayıp mesaisi gece yarılarına kadar devam eden, hatta bazen gece uykusu bile bölünebilmektedir. Bu anlamda dışarıda çalışmadığı için çalışmıyor gibi kabul edilen kadınlara yönelik teşvik paketleri ve devlet destekli emeklilik hakkı önemli bir ihtiyaçtır. Önemli ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. Yine pandemi şartları göstermiştir ki esnek çalışma süreçlerinde özellikle kamuda çalışan kadınlar hem işlerine vakit ayırmışlardır hem de
bu anlamda hem ailelerini hem de işlerini aynı şekilde sürdürebilmişlerdir. Gerek kamuda gerek özel sektörde kadının esnek veya uzaktan çalışabilmesine yönelik düzenlemelerin oldukça faydalı olacağı açıktır. Bu anlamda kadına bir pozitif ayrımcılık yapılmalı ve evinden kopmadan, çocuklarından uzaklaşmadan da çalışma hayatı içerisinde olmasının önü açılmalıdır. Toplum olarak tüm problemlerimizin çözümü ahlaki ilkelerin benimsenmesi, sorunları kalıcı bir şekilde ortadan kaldıracaktır. Ahlaki ilkeler bizleri alkol ve uyuşturucu maddelerden, evlilik dışı ilişkilerden, haksızlık ve zulmetmekten, yalan söylemekten, kumardan, hor görmekten, aşağılamaktan ve şiddet göstermekten uzak tutacaktır. Bu anlamda ailenin çimentosu ahlaktır. Hem kadın hem erkek için geçerlidir. Hem evli hem bekar için geçerlidir. Bu hem baba hem kızı için geçerlidir. Hem işçi hem işveren için geçerlidir. Hem kiracı hem ev sahibi, hem vatandaş hem de devlet için geçerlidir. Bütün ilişkilere uygulanması gereken en temel ölçüt ahlaki ilkelerdir. Ahlaki anlayışın zayıflaması evliliklerimizi, ailelerimizi, çalışma hayatımızı, eğitim hayatımızı en olumsuz şekilde etkilemekte ve bugün toplumun sarmakta zorluk yaşadığı yaralar tekrarlanmaktadır. Geçtiğimiz 9 yılda kadını ailesinden uzaklaştıran, eşleri birbirine düşman eden, kadına bir emtia gibi yaklaşan bütün politikaların karşısında olduk ve hakikat neyse onu söyledik. Sadece eleştirmek şeklinde bir muhalefet etmedik. Çözüm ürettik. Yıkmak için değil, onarmak için, kurtarmak için çırpındık. Kadın politikalarımızı önümüzdeki yıllarda da adalet çizgisinden ayrılmadan gayretle sürdüreceğiz. Bu duygularla ve istikamet üzere kalmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.